bir yandan Recep Tayyip Erdoğan bu hamaseti yaparken Devlet Bahçeli ile birlikte promptura yazmışlar. Dem 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 demek dışında bir çare görmüyor gündemi unutturmak için. Bakın bir yandan vatandaşa dem diyorlar. Ha, dem demişken şunu da söyleyelim. Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa demlende o kadar ilişkimiz var. Ben şunu söyledim. Geçen seçimi şundan kazanmaya çalıştılar. Yalan videolar yaptılar. Bunlar demlen o zamanki HDP ile yok bir sürü terör örgütünün adıyla gizli görüşüyorlar. Yok kardeşim dedim gizli görüşme. Göz önünde görüşme. Randevu istediler verdik görüştük. Tebriğe gittik randevu verdiler gittik görüştük. Birlikte dem demse içtiğimiz bir bardak demli çaylarını içtik. Geldiler bir bardak demli çayımızı içtiler. Dem dem diye arkada odada demin meclis idare amiriyle, demin meclis başkan vekiliyle oturup aynı masada yemek yerler, sohbet ederler, şakalaşırlar, birbirleriyle ilişki kurarlar. Kamera önüne çıkınca sahtekarlığa başlarlar. Arkada can ciğer kuzu sarma, burada sahtekar. Milletimize söylüyorum, Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin demle olan ilişkisi gözün önünde, kamera önünde neyse arkada da odur. Arkada can ciğer olup ön tarafta sahtekarlık yapanlara göre bu dürüst tavrımızı milletimizin takdirine sunuyor. Devlet Bahçeli dem diyor, Tayyip Bey zam yapıyor. O dem diyor, dana eti olmuş 143 lira. Bahçeli dem diyor, Tayyip Bey koyun etini yapmış 157 lira. Bahçeli dem diyor, zam yapıyor, patlıcan olmuş %123, zeytin almış %141 zam. Geçen seneden bugüne dana etine %143 zam yapmış, koyun etine %157 zam yapmış, zeytinyağına %180 zam yapmış, patlıcana %123 zam yapmış, zeytini %141 zamlamış, bir kilo etin fiyatı 600 liraya dayanmış, halen daha dem dem dem. Sayın Bahçeli, şunu bil, milletin derdi dem değil, zam, zam, zam.